Kıssalara gelirsek. Evet hocam kıssalara. kıssalar. işte bu Kur'an okuma, bu hüküm çıkarma alışkanlığımız kıssalara da şöyle yansıdı. Kur'andaki her bir kıssa müstakil tek başına şöyle Kur'an'ın bütünlüğünden çekip şuraya koyduğunda apayrı bir içerik, bir mesaj, bir anlam taşır. Ee, taşımaz. Taşımaz. Anlamı Kur'an-ı Kerim'in, peygamberin hayat tecrübesi içerisinde saklıdır. Kitapla peygamber Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor ya. Evet. İki ayrı şeye itaat edin demiyor. demiyor evet. Allah'a itaat demek, Resul'e itaat demektir. Resul'e itaat demek, Allah'a itaat demektir. Neden? Bazen herhalde muhatap kitle peygamberi herhalde o da bir bir hanımın eşi, bir çocuğun babası, bizim mahalleden arkadaşımız diye Bazen herhalde şeyi kaçırıyor ve evet. e senli benli gibi bir muameleye başlıyor. Kur'an-ı Kerim oraya Allah desteğini hemen Peygamber'in arkasına koyup bir dakika bir dakika siz herhalde kimle konuştuğunuzu ve kimle muhatap olduğunuzu unutuyorsunuz gibi bir destektir. Resulün söylediği Allah'ın adına söyle ikra bismi derken evet. Rabb'inin Hadi. namına konuş söyle diyor. Dolayısıyla Peygamber'i kitaptan ayıramazsınız hatta illa bir kategorik ayrım yapacaksanız ben size derim ki bu biraz da Hz. İsa'nın İncil'deki dili gibi oldu ama ben size derim ki Resulullah hayatın içerisindeki e, Kur'an'la kıyaslandığında daha önde giderdi. Yani biraz böyle Kur'an'ın hayata pratiği olmasa bile. Değil mi hocam? Sabahleyin peygamber yani şimdi Kur'an, sünnet, icma kıyas denkleminden yola çıkarsak Peygamberin hayat tecrübesini herhalde şöyle tasarlıyoruz biz. Yani evden sabah adını adımını atamıyor. Niye? O günün ayeti daha gelmedi. Hmm, güzel. durdu bekliyor. Niye? Ayet gelecek. Peygamber de ha harekete geç. Öyle mi oluyor zannediyorsunuz? Hayat akıp gidiyor. Peygamber reflekslerini koyuyor. Tep ne yapması gerekirse yapıyor. Cenab-ı Allah yaptıklarını onaylıyor. Çoğu zaman tescilliyor. Ve bu zaman resmileşiyor işte. Evet. Gerektiği yerde de Gerektiği yerde ediyor. de bak bu tasarrufunda bir hata oldu deyip düzeltiyor. Düzeltiyor. Yani peygamber önde gidiyor, Kur'an arkadan ya tescilliyor, ya ikaz ediyor, ya doğrultuyor, ya istikametini böyle olmadı, şöyle. Evet, evet, böyleydi.